öğrendik. Dünyadaki diğer 4-5 ülke, özellikle İtalya, İspanya, İngiltere, Amerika, hani maalesef hastalananlar, herkes hastalanıyor, her yaş grubu. O yüzden gençler lütfen ciddiye alsınlar. Benim şu anda, ben mesela COVID servis sorumlusuyum Hacettepe'de. Serviste yatan hastalarımın 1/3'ü 40 yaşının altında. Yani bak, hani çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Onlar hastalanmıyor diye bir şey yok, ama hayatını kaybeden hastaların içerisinde oransal olarak 60 yaş üstü kişileri %70, %80'lere kadar gördük. O yüzden bu ara yaşlılarımız, 60 yaş üstü kişileri daha hani hakikaten dikkatle takip ediyoruz. Ama bu da insanlarımızı bazen endişeye yol açıyor. Hani bütün yaşlılar ölecek, öyle bir şey yok. Hani yaşlılarımızın çok büyük bir kısmı bunu gayet güzel bir şekilde hiç yakalanmadan. Şimdi hocam onu sormak istiyorum. Yani yaşlılar niye daha çok etkileniyor? Yani bağışıklık sistemi daha mı düşük? Ya da altta yatan başka rahatsızlıklar mı var? Yani yaşlılar niye daha çok etkileniyor? Şöyle, çok kısa şöyle anlatayım. Aslında biz eskiden 65'e sınır koymuşuz. Yani düşünün, 64 olunca yaşlı olmuyorsun, 65 olunca. Aslında bu ayrım 20 yıldır bitti dünyada. Biz yaşlılığı iki gruba ayırdık. Şimdi bir, böyle 55 yaşında olup ama çok ihtiyar, çok düşkün, çok fazla eşlik eden hastalığı, kalp hastası, şeker hastası, tansiyon hastası, 1000 tane hastalığı var. Hı hı. Bir de 85-90 yaşında gayet dinç, zinde, çok böyle 1-2 tane ilaç dışında gayet iyi olan yaşlılar var. Biz şimdi bu dinç, zindeye çok güzel kelime, bizde çok güzel Türkçe, dinç demek, zinde demek. Ama karşıt olan kelimeye kırılganlık deniyor tıpta. Yani ya böyle düşkün, başına bir şey gelebilir, çok hastalığı olan yaşlılarla dinç ve zinde yaşlıları ayırdık. Aslında bir topluma genel baktığınızda neredeyse %70'i dinç ve zinde yaşlılardan oluşuyor. Ama yaşlıların hemen hemen toplumlarda %25-30'u, yani 4 yaşından biri, böyle biraz daha dinç değil, zinde değil, biraz düşkün. Ne bileyim, maalesef işte felci var, tabii, unutkanlık hastalığı var, Alzheimer'ı var veya şekeri var, tansiyonu var, yanına akciğer hastalığı var, çok sigara içmiş zamanında, hani eşlik eden hastalık diye bir laf çok oldu ya. Bakıldığında bu ölen insanların, yaşlıların maalesef büyük bir kısmı da iki veya daha fazla eşlik eden hastalık oluyor. Yani evet. Sadece tansiyon da diyor. Çünkü tansiyon deyince hastalarımız, yaşlılarımız çok korktu. Şöyle bir gerçek var. Yaşınız arttıkça tansiyon hastası olma ihtimaliniz çok artıyor. Yani 70 yaşında neredeyse %70-80'inde var. Sizin tansiyonunuz var diye öleceksiniz gibi bir algı oldu. Hani böyle bir durum yok. Ama tansiyon dışındaki özellikle kalp yetmezliği hastaları, akciğer hastaları, astım hastaları, şeker hastaları, bir de yaşlılarsa beraberinde risk sayısı artıyor. Eğer beraberinde risk sayısı artarsa da maalesef onlarda hayati tehlike daha fazla oluyor. Ama bunlarda bile bir sürü çıkardığımız hasta var. Ben dün karı koca 78 ve 82 yaşında iki hastayı taburcu ettim buradan. Ne güzel. 78-82 diyorsunuz. Kolay yaşlar değil bunlar gerçekten. Yani o yüzden yaş tek başına bir risk faktörü değil. Doğrudur. Ölenlerin %80'e yakınını tüm ülkelerde %70-80 yaşlılar oluşturuyor. Bizim ülkemiz 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağını çok daha erken uyguladığı için bizde tuhaf bir şekilde 60 yaş altında ölüm rakamları da %15'lere yaklaştı. O yüzden ben daha genç yaşlarda, orta yaşlardaki insanlarımızdan hani evde kalı ve dikkat edi bir daha hatırlatıyorum. Yani onlar da rahatsızlanıp evet, hayatı sıkıntıya geçebiliyorlar. Endişe ettirmek için değil ama bize bir şey olmaz. Evet. İlk başta öyle biliyorsunuz. Yaşlılar zaten hep yaşlılar ölüyor. Hatta yaşlılar neredeyse hiç taşımadıkları bu hastalık yüzünden sorumluymuş gibi tutuldular. Ya tabii. Günlerde. Ama evet, çok şükür şimdi insanımız hani yaşlılara olan bu ötekileştirme yerine, yani Türk kültüründe zaten olan yaşlısını baş tacı eden, hani yaşlısı için çırpınan, hani bütün aileler şimdi değil mi, hepimiz yanlarına gidemesek de ihtiyaçlarını karşılama, görüntülü arama, telefonla arama, hani herkes yaşlısıyla uğraşıyor. Bizim bir evet, zenginliğimiz şu oldu, bir ailevi olarak hani yaşlısına düşkün bir milletiz. Bir de Türkiye'nin henüz 65 yaş üstü nüfusu sadece %9. Yani Türkiye nüfusu çok yüksek tabii, 83-84 milyon, ama 7,5 milyon yaşlımız var. Mesela
İtalya'nın 60 milyon nüfusu var ama nüfusunun %23'ü 65 yaş üstünde. Yani bizim mesela 80 yaş üstü nüfusumuz o kadar yok. %10'larda değildir tüm yaşlıların içerisinde. İtalya'nın 80 yaş üstü nüfusu çok yüksek. Yani şükür ki bugünlerde hani yaşlı nüfusumuzun o kadar yaşlı olmaması, 80 üstü çok olmaması sanki bize biraz avantaj sağlayacak gibi. Yaşlıda biz beslenmeyi çok önemsiyoruz. Dengeli beslenmeyi önemsiyoruz. Hiçbir ilaç, ben buradan bir kez daha söylemiş olayım, C vitamini, selenyum, çinko, arı poleni, omega 3, probiyotik, prebiyotik, yani bunların hiçbirinin koronadan bir koruyuculuğu yok. Bunlar tamamen kaygı giderici olarak alınıyor şu anda. Hani herkes endişeli, hiçbir şey içmeyin diye, yani en azından bir şey içeyim diye insanlar içiyor. Hani bir koruyuculukları yok. Esas olan doğru ve dengeli beslenmek. Gene çok tartıştık, artık süre geçtiği için geçti. Kelle paçaydı, turşuydu vesaire. Bunların yani herhangi bir besini fazla almak koronadan korumaz. Yani koronayla bir alakası yok. O yüzden dengeli beslenmek yeterlidir. Turşucuların önünde kuyruk olan bir sürü yaşlı ve yaşlı yakını var. Onların tansiyonları çıkıyor. Bu sefer başımız yani, hani böyle bir sihirli bir ilaç, sihirli bir molekül yok. Dengeli beslenme, iyi bir uyku ve hareket. Bugün hani bağışıklık sisteminin en iyi 3 ilacı. Bir de D vitamini. Biz D vitamini koruyacağız hocam. D vitamini mi dediniz? Evet. Vitaminler içerisinde sadece D vitamini. Onda da şöyle halkımızın kafası karışabilir. Şimdi bunların damlaları var, hapları var, kapsülleri var, ampulleri var, içilebiliyor. Hani ampullere gerek yok ama hap ya da damlaların prospektüste yazan başlangıç dozlarında kullansalar yeter D vitamini. Çünkü fazlası da D vitamininin zararlı olabilir. Ama bağışıklık sistemi D vitamini koruyor. 60 yaş üstü evinde yaşlısı olan ve D vitamini kullanmıyorsa... Hocam doktorlarına sorsunlar değil mi? Tabii doktorun tavsiyesiyle gitmek daha iyi. Eğer doktoruna ulaşamıyorsa eczacısına sorsun. Tabii. Başlangıç dozlarında. Şimdi piyasa ismi vermemek için. Yani mesela damlaları var. Farklı farklı güçte damlası. Birisi tabii. Birinin 5 katında. O yüzden birinden 2 damla olursa öbüründen 10 damla oluyor. Hani başlangıç dozlarında bir damla ya da kapsül formunda D vitamini almak yüksek dozlara çıkmadan bağışıklık sistemi için yeterli. Evet. Yaşlıların kaygısı şöyle oluyor. Yakınları tarafından da arttırılabiliyor. Yakınlarına çok iş düşüyor burada. Yani tamam sana bir şey olmaz deyip rehavete kapmayalım ama hani güzel şeyler düşünelim. Yani şöyle düşünün. Yani ne olursa olsun 7,5 milyon yaşlı hastamız var. Bunların yani %99'unun belki daha fazlasının hayatına devam edeceği bir salgından bahsediyoruz. Yani hani o yüzden hani ama böyle deyince de bir grup insan rehavete kapılıyor. O tamam hoca da söyledi bize bir şey olmazmış diye. Yani bir şekilde her ülkede birinde 100 kişi, birinde 300 kişi, birinde 500 kişi her gün rakamları izliyoruz. Vefat ediyor ama herkes ölecek diye bir şey yok. O yüzden bu panikten biraz rahatlamak lazım. Rehavete kapılmadan, önlemleri kaybetmeden... Ailedeki yakınların yaşlıların rahatlatması daha önemli. Yaşlıların kronik hastalıklarının ilaçlarını düzenli kullanmasının hatırlatılması. Şimdi kaygı bazen aynı ilacı 2 kere almanıza, bazen tabii. De unutup almamanıza. Gene dempatik olan, Alzheimer'ı olan hasta yakınları vardır bizi izleyen. Hani onların hakikaten yardıma ihtiyacı var. Mesela bizim bu 7,5 milyon yaşlımızın içinde %13 ila 15 arası yardıma ihtiyacı olan yaşlı. Onlara ilaçlarının düzenli hatırlatılması, söylenilmesi, verilmesi, onlarla temasta maske takılması, temasın sıfırlanması mümkünse ama yardıma ihtiyacı varsa da yardım edilmesi kontrolle. Hani ilaçlar çok önemli. Mesela bu ara şeker ilacımızı, tansiyon ilacımızı, onlar fıs fıs diyor. Mesela bu hava ilaçları var, KOAH dediğimiz akciğer hastalığı ve astım için. Hani onları böyle sıkışmadıkça kullanmaz yaşlılar. Halbuki düzenli kullanmak lazım.